Merhaba. Her gün kilo vermek istediğini belirten onlarca mesaj alıyorum. Aslında bu onlarca mesajın sonunda bazı şeyleri herkese söylemek istedim. Bu da bunlardan birkaçı. Mesela, chia tohumu yiyorum, kilo verebilir miyim? Kahve içiyorum, kilo verebilir miyim? Amuda kalkıyorum, spor yapıyorum, kilo veremiyorum. Diyet yaptım, 5 kilo verdim, 10 kilo geri aldım. Hocam ben kilo veremeyecek miyim? Tüp mide ameliyatı mı olayım? Aslında hepimizin yanıldığı temel bir nokta var. Kilo almayı sadece yediklerimize, içtiklerimize bağlıyoruz. Ama yanılıyorsunuz. İster amuda kalkın, ister mide ameliyatı olun, isterseniz açlık grevine başlayın. Şayet kilo vermenize engel olan metabolik bir hastalığınız varsa ne yaparsanız yapın kilo veremezsiniz. Hatta verseniz bile, tüp mide ameliyatı olsanız bile o kiloları geri alırsınız. Neden mi? Çünkü obezite aslında altında metabolik rahatsızlıkların yattığı ciddi bir hastalıktır. O yüzden şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin ve bu durumları dışlamadan, bu durumların olmadığından emin olmadan asla ve asla diyete başlamayın. Yoksa istediğiniz kadar kahve için hiçbir işe yaramaz. Eğer sizde de birazdan sayacağım ve obeziteye yol açan bu 4 temel hastalıktan biri varsa ne yaparsanız yapın kilo veremezsiniz. İşte bu yüzden obezite yani şişmanlık ya da fazla kiloluk durumu doktorlar tarafından tedavi edilmesi gereken özel bir hastalıktır. İşte kilo vermenize engel olabilen ve tedavi edilebilen ve en sık görülen 4 hastalık. Bunlardan ilki insülin direnci rahatsızlığı. Belki bunu çok duymuşsunuzdur. İnsülin direncim var, insülin direncim var. Ama nedir bu insülin direnci? Aslında çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, akşam yemeğini yerken 2 saat sonra tatlıyı düşünme durumu. Mesela karın bölgenizde gün geçtikçe kalınlaşma var. Su bile içseniz yarıyor mu? Kendinizi eskisine göre daha yorgun, daha bitkin ve daha halsiz mi hissediyorsunuz? Tüm bunlar insülin direncinizin habercisi olabilir. İnsülin direnciniz varsa kilo vermeniz zorlaşır, kilo almanız kolaylaşır. Aslında insülin direnci tedavi edilmesi gereken ve tedavisi kolay olan önemli bir hastalıktır. İnsülin direnci obezitenin en önemli sebeplerinden bir tanesidir.